Hafız İbni Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyh isimli alimin Bulugul Meram namlı eserinden Türkçe'ye açıklamasının tercümesi olan Selamet Yollarında okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabı Tatavu namazı babını okuyoruz. 377 nolu hadis-i şerif ve anha radıyallahu anha. Yine 377 nolu hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan lem yekun nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeyun minen nevafil, nafilelerden hiçbiri yok ki eşeddu teahedu minhu ala rek'atiyel fecr. Sabah namazının iki rekat nafilesine kadar, yani iki rekat sünneti olan nafilesi kadar üstüne düştüğü, özen gösterdiği hiçbir nafile yoktur. Evet. Müttefekun aleyh. Veli Müslim hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Müslim'in rivayetinde rek'etanil fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabah namazının iki rekatı dünya ve içinden hayırlıdır demiştir. Tekrar okuyoruz sevgili dostlar. 377 nolu hadis-i şerif yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerden hiçbirinde sabah namazının iki rekatına gösterdiği dikkat ve muhafazadan daha şiddetli bir dikkat hiçbir nafileye göstermezdi. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Müslim'in rivayetinde şu vardır. Yani aynı hadis Müslim'de vardır ama şöyle bir ifade farklılığıyla sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabah namazını iki rekat sünnetini hazarda olsun, seferde olsun bırakmadığı sabit olmuştur. Bundan dolayıdır ki Hasan-ı Basri radıyallahu anh buna kâil olmuşlardır. Asla bırakmamış. Müslim'in rivayeti Hasan-ı Basri bunun vücubuna, yani vacip olduğunu düşünmüştür. Yani bütün alimler sünnet dese de Hasan-ı Basri Hazretleri vacip olduğuna bu yüzden kâil olmuştur. Müslim'in rivayetinde Ayşe radıyallahu anh'dan merfudur hadis. Bu rivayette zikri geçen dünyadan murat da yeryüzüdür. Dünyadaki her şeyden maksat da dünyanın nimetleridir. Hadis-i şerif sabah namazının sünnetini kılman için tergip ve teşvik delilidir. Bu ilk rekatın vacip olmadığı da ayrıca hadiste anlaşılmıştır. Çünkü vacip olsa terk edildiği zaman azap olunacağı söylenirdi diyor. Evet, sabah namazının sünnetinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere önemini anlatıldı. 375 nolu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan dinledik. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir nafile namaza, hiçbir farz olmayan namazlar içinde sabah namazının sünneti kadar hiçbir namaza ne yapmazdı? Özen kılmaya, özen göstermezdi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Evet, başka bir sohbette yine buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.